Mor salkım ağacı fidanı. Sabır, zariflik ve onurlu olmayı ifade eden mor salkım ağacı fidanının ana vatanı Çin'dir. Mor salkım ağacını genellikle bir köprü veya bir binanın duvarlarına sarılmış şekilde görmeniz muhtemeldir. Genellikle peyzajda kullanılan mor salkım ağacı, mor, krem, beyaz, mavi ve pembe gibi renkli çiçeklere ve oldukça güzel kokuya sahiptir. Göndereceğimiz mor salkım ağacı fidanının özellikleri şu şekildedir. Ilıman ortam bitkisi olmasına rağmen çok soğuk ve çok sıcak gibi zor koşullara dayanıklıdır. Çok fazla güneşe ihtiyaç duymasa da onun için güneş olmazsa olmazdır. Yeterli güneşi alamadığı takdirde çiçek açmaz. Rüzgarı sever. Mor salkım ağacınız için mutlaka rüzgar alan ortamları seçmek gerekir. Mor salkım fidanı düzenli olarak budanmaya ihtiyaç duyar. Diğer adı salkım olan mor salkım fidanı bir tür sarmaşıktır. Bu yüzden eğer budama yapılmazsa diğer ağaçların üzerini kaplayabilir. Mor salkım çok yıllık bir bitkidir. Ömrü yaklaşık 80 senedir. Ömrünü dolduran mor salkım fidanı dibinden yeni sürgünler verebilir. Mor salkım fidanı Mayıs ayı gibi çiçeklenmeye başlar ve yaz ayları boyunca çiçeklerini korur. Bazen yaz aylarında da çiçeklenmeler olabilir. Mor salkımın gelişimi çok hızlıdır. Gerekli koşullar sağlandığında kuru ve sert harici her türlü toprakta gelişimine devam eder. Fakat yine de kirli toprakları daha çok sevmektedir. Mor salkım ağacı bol su sever, bu yüzden yaz aylarında sulaması düzenli olarak sık sık yapılmalıdır. Kış aylarında ise sulaması azaltılmalı fakat tamamen bırakılmamalıdır. Bol sulama ayrıca asalaklardan ve mantar hastalığından kurtulmak için iyi bir yöntemdir. Üretimi tohum, daldırma ve çeşitli yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Mor salkım ağacınızı diktikten sonra bol su vermeyi unutmayın. Mor salkım ağacı fidanının gelişimini hızlandırmak amacıyla önerilen ürünler kısmında bulunan fidan dikim gübresi, dikim destek çubuğu, özel karışımlı toprak ürünlerimizden alabilirsiniz. Mutbirlik ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.